gel, gel, gel. Aman sıkı tut. Yaş gününüz kutlu olsun Hülya Hanım. İyi ki varsınız. Ay, İyi ki doğdun Hülya. İyi ki doğdun Hülya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Bunu tüm sevenlerin adına bu çiçeği sana armağan ediyorum. Bir de küçük bir hediyem var kabul edersen eğer. Senden nasıl bir hediye gelir onu bilemiyorum. Ne gelecek? Gelse gelse bu gelir. Ay! Dalga geçiyorsun. Hediye değil herhalde o. Üşüyor diye sweatshirt giydirdik. Olmadı. Ay çok tatlı bir şey o. Ay! Fikret. Nereye gidiyor? Fikret. 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 Yani şöyle düşün. Bir köpeğin var. Ama ne pislemiyor, havlamıyor. Bak geziyor işte. Bu gider birazdan. Yani. Kaybolur. Ve sen bilirsin. Fikret. Ay o Fikret. Yani çiçek çok hoşuma gidiyor. Ya sana bak. Bugün ya. Yanacak. Fikret. Bugün bütün Fikret. Gün doğum günümü kutladılar. Çok Fikret. Teşekkür ediyorum. Fikret. Allah'ım çok tatlı bir Fikret. Şey o. Fikret. Madar oluyoruz Fikret. Fikret gel. Annesi şuna Fikret dese de. Çıkacak mı? Sahneye mi çıkacak birazdan? Fikret yok. Bir yarışmacımızın annesinin köpeği. Şu anda evet panik atak oldu. Bırak takılsın, bırak takılsın hayvan ya. Bırak bırak. Ama abi git şey. Takılsın bırak. Kapşonu aç görmüyor doğru. Ay çok tatlı. Bu arada Hülya Hanım bu çiçek sabit durmuyor. Bu arkadaş da sizle gelecek. Arabada yer var. Hadi. Çok teşekkür ederim. Çok çok. Yani Alp, senin boyutundaki çiçekleri ben başka yerde görmüştüm ama neyse. Şurada bir cenaze vardı. Ben ya bugün doğum günümde çalışıyorum olsun canım falan. Sevdiğim insanlarla birlikteyim dedim. Ama çok daha güzel bir doğum günü oldu benim için gerçekten. Çok şımarttılar beni bugün. Ama haftaya alırlar aşağı. Merhabalar. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Antalya'dan. Grubun sözcüsünü bulamadım o yüzden toplu halde halledeceğiz bu işi. Bakalım başımıza neler geliyor. Bugün ne dansı yapacağız? Latin dans. Arada onlar karıştı. İnanılmaz güzel dans ediyorlar. Arkadaşlar şimdi hep beraber ben sizi sahneye göndereyim. Orada bir dans edin. 3 tane evet alın gelin. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok güzel. Herkes bir kere çaksın o zaman. Çak. Çabuk. Hadi sahneye, hadi yürü. Hadi gidelim, hadi çabuk. Quiero dar cuando me hagas falta. Escucha
por favor, llevas el cuidar, no me darás la espalda. Ah, ah. Seré como tu rey, y tú juegas tu rol, mi bella princesita. Y junto a ti yo soy macho y cowboy. Como una explosión de mina, le grito a mi amor marina. Marina, 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 mi amor. Como una explosión de mina, le grito a mi amor marina. Marina, 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 mi amor. Marina, 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 mi amor. Marina, 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 mi amor. Bonbon Dans Kur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Antalya. Antalya'da yaşıyorsunuz. Kaç evet. yaşındasınız siz? 4. Eyvah. Kim 6 yaşında? Ben. Sen 6 yaşında mısın? Sen kaç yaşındasın? 9. Senin adın ne? Onur. Senin adın ne? Devran. Senin adın ne senin? Beyaz Elif. Evet. Evet, senin. Derya. Nerelisin evet. sen? Annen nereli? Annem Rus. Baban? Babam da Rus. Sen Antalya'da yaşıyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet. Hülya ne diyorsun? Ne güzel bir okul bu değil mi? Herhalde yine şey değil mi? Yabancı ülkelerden gelen ailelerin çocukları da mı var yoksa? Türk de var. Türk de var. Evet. Evet. Kim Türk? Ben çok başarılı buldum. Tebrik ederim. Bir kere bu yaşta bu dansı belli ki kaç yaşından? Bir iki senedir çalışıyorsunuz. Yeni bir şey değil galiba değil mi? Tebrik ederim. Hem sizi hem ailenizi. Bu yaşta girdiğiniz ortama bak ya, ne güzelmiş abi ya. Gerçekten de 6 yaşında ben karşı cinsle göz göze gelemezdim. Siz çok tatlısınız gerçekten, izlemesi çok keyifliydi. Böyle ilerleyen turlarda bir eğer geçerseniz uzun bir süre olacak. Böyle biraz daha böyle dansınıza uygun şarkılarla uçabilir. Güzel bir koreografiyle çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Acayip tatlı gözüküyorsunuz, çok kıskandım yani. 6 yaşında olsaydım, anam babam Rus olsaydı ben de orada olsaydım istedim. Öyle istedim yani. Evet, şu an annen gözleri yaşlı seyrediyordu. Hayır, hayır, anneciğim benim de. Evet. Evet. Peki, öğretmeniniz kim? Victor. Vay arkadaş ya. Merhabalar. Alp. Efendim abi. Sen şimdi kuliste tabii saatlerdir berabersin. Sen biraz bilgi ver hocamız hakkında. Hocam Antalya'dan geliyor kendisi. Başka bir bilgim yok. Sadece Rusçamı geliştirmeye çalıştım. Türkçe bilmiyor mu? Ya biliyor tabii ki yani. Ne zamandır Türkiye'desiniz? Yani doğru 9 sene oldu. Maşallah. Evli misiniz? Yok artık. Yok artık. Çocuklar çok güzel dans etmedim ama. Süperdi. Ben de çok beğendim içeriden. Ben vazifemi yaptım, gideyim. Peki, buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu kiminle arkadaşlar? Al bakalım. Evet, biraz sizden bilgi alalım. Bu dans grubu siz mi kurdunuz? Bizim kendi okulumuz var biliyorsunuz. Geçen sene bir de evet. katıldık. Hollywood grubu olarak. Evet. Yani şimdi biz... yeni öğrenciler galiba. Yeni öğrenciler tabii ki de. Evet. Peki. Toplam yaklaşık 100 tane öğrencilerimiz var. 100 tane. Evet. Siz eğitim veriyorsunuz. Eğitim veriyorum, evet. Ayrıca tabii ki de tek başıma çalışmıyorum. Tamam. İki tane antrenörümüz daha var. Katerina ve Victor. Yani sahneye rica ediyorum. Tek başıma kalmak istemiyorum burada. Buyurun. Victor ve Katerina antrenörlerimizden. Hep beraber Türkiye'ye geldik.
Evet. Ukrayna'dan katıldık. Sporcuyuz zaten. Evet. Hocam bir şey soracağım. Okulda yaş sınırı var mı? Yani... Dansa başlamanın bir yaşı var mı? Ya da bu işin bir kilosu yok, var mı? Yok, sınırsız. 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 Var mı öğren? Benim yaşımda öğrencileriniz var mı? Var var. Daha yaşlı bir de var. Gerçekten. Yarışmalara bir de katılıyorlar. Tamamdır, teşekkür ederim. Ben alacağım bilgiyi aldım, çok sağ olun. Peki, oylamayı içerim Eser. Ben kesinlikle bir daha görmek isterim, evet diyorum ben. Evet. Oley. Bence de çok başarılı bir okul. Ben de evet diyorum. Üç evet de oluyoruz. Bravo. Oba. Muhammed Ali Satır. Evet. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 15 yaşındayım. Ne yapacaksın? Origami, kağıt katlama sanatı. Kaç dakika sürüyor? 10 dakika veya bu belli değil yani. Bir saatliği de var, 2 saat, 3 saat böyle gidiyor. Süpermiş. Yani. 3 saatlik olanına başlar mısın şimdi? Şöyle bir şey yapalım, sen 3 dakika bize bir şey yap. 3 dakika. Evet, ondan sonra biz seni içeri yollayalım. İçeride bir şeyler daha yap, olur mu? Tamam. Hadi başla bakalım. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell them paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, karma. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Kaç yıldır yapıyorsun Muhammed sen bunu? Efendim, 4 yıldır. 4 yıldır. Ne zaman merak sardın? Bir arkadaşımın dergisinden. Gördün? Gördüm, yapmaya başladım. Sana biri öğretmedi yani? İnternetten bakarak yapmaya başladım. Şu anda bana bakarak da yapabiliyor musun böyle rahat? Yok, yapıyorum da yani. Oraya bak şimdi, karıştırma benim yüzümle. Senden mi geliyor sizde? Burnu tıkalı. Nezle misin? Nezle misin? Evet. Sorma, ben de öyleyim kardeşim benim ya. Şu anda hangi aşamasındayız? Ayakları. Ondan sonra bitiyor aslında. Ya papağan yapmıştı. Şöyle bir şey yapalım. İçeride sen birkaç şekilde yap. Tamam. Sonra seni sahneye alacağız. Tamam. Ne haber Emre? İyiyim Alp abi, sen nasılsın? Çok sağ ol Emre. Emre ne yapacaksın sahnede? Taklit yapacağım. Taklit? Evet. Kimin taklidini yapacağız? Yalan Dünya'dan Emir, Selahattin, Kolpaşo'dan Şafak Sezer, Buz Devri'nden Sil ve sürpriz var, onu söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Sürpriz. Baya onu görünce kopacağız mı biz? Umarım. Eser Bey'le alakalı.
Evet, aynen öyle. Şimdi anladım galiba. Kardeşim kaç yaşındasın? 20. Çok güzel. Bu yola baş koymuş bir insansın. Kesinlikle. Değil mi? Yani yeteneksizsiniz de olsan da olmasan da bundan sonra oyunculuk üstüne çalışacak bir insan. Kesinlikle öyle. Ne kadar güzel. Bize böyle insanlar lazım. Bırakmamak gerekiyor. Kardeşim yolun açık olsun. Teşekkür gel öpeyim gel. Gel çok sevdim seni. Hadi gel ben kapıya kadar olayım. Merhaba. Emre Abişoğulları. Aynen. Hoş geldin Emre. Hoş buldum. Geçen sene gelmiştin. Heyecandan kaybettim. Kaç hayır aldın? 3 hayır aldım. Bu akşam ne alırsın? Bir bakayım jürilere. Eser Bey'den bir evet alırım. Sizden yine hayır alacağım eminim. Hülya'nın bilmiyorum, ona kalsın. Peki, taklit yapacaksın. Evet. Seni seviyorsun. Alo Kardo, ne haber? Şu an nerede olduğuma inanamazsın. İnanılmaz bir ortamdayım. Kalabalığı falan görmen lazım. Bu insanlar akıyor yani. Yeteneksizsiniz diyeyim. İnanılmaz bir ortam var burada. Aynen. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O Hülya Avşar gerçekten inanılmaz. Ya unbelievable yani. Wow 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 oldum ya onu görünce. İnanamadım. Aynen. Bu sene Eser Bey de burada. Aha. Kesinlikle. Tamam neyse hadi görüşürüz. Bye 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 bye. Hadi bye bye. Baba kusura bakma, fena değilsin yani, özür dilerim ama. Neyse ben kaçar, görüşürüz. Hayır kardeşim, geçen sene yaptığım taktiklerin hangisi beğenilmedi? Heyecandan aldık üç ayarı geri geldik. Tamam, heyecan yaparım. Herkes heyecan yapıyor arkada. Bir tek ben mi yapıyorum ya? Baksana şu kalabalığa. Herkes üstüme geliyor sanki. Ne yapayım yani ya? Sen söylesene bana. Adam bakalım taklit yapsaydın da geçseydin kardeşim. Allah Allah. Adamlar biliyor işi tabii. Üç ayar aldın, geri geldin. Hayır, hayır kardeşim bak ben Fikirtepe çocuğuyum. Bak ben böyle şeylere gelemem, anladın mı? Bak sen benim ne kadar kinci olduğumu biliyorsun Tayfun. Ben gelemem böyle şeylere bak. Gelemem böyle şeylere bak. Hayır istemiyorum sahneye çıkmak. İstemiyorum, istemiyorum. Aman sanırım. Şükürlemana bak. Sanırım hayatımda ilk defa doğru bir şey yaptım. Hoş geldiniz insanlar. Hoş geldiniz. Sözlerimi unuttum. Sözlerimi unuttum. Rezil oldum. Çıkmamalıyım işte. Çıkmamalıyım. Pelin. Aşkım neredesin Pelin? Neredesin minik balinam Pelin? Neredesin minik ayıcım? Pelin. Aşkım bak senin yüzünden yine süte başladım Pelin. Aşkım neredesin Pelin? Eser. Ya çok kötüydü ya. Ha? Ne yaptın oğlum? Kötüydü derken bak şöyle bir şey var. Bende sahne enerji, sahneye yakışıyorsun. Gözlükler bir karizman var. Ama taklitleri hiç çalışmamışsın abi. Kimleri yaptığını anlamadık bile. Hadi ya. Hani en son Boğaç yaptın herhalde. Orada Boğaç. Bile... Hani cümle falan yok. Pelin, Pelin diye dolaştın. Abi ikinci turda Pelin'i çıkaracaktım o yüzden. Hani arıyormuş gibi yaptım, ikinci turda gelir diye düşündüm. Artık... Birinci turu geçtin, ikinci tura yatırım yapıyor. Hayır ama öyle düşündüm. Yalan Dünya'daki Sarp mıydı ilki mesela? Ben aynen he. Ama yani hiç çalışmamışsın bence. Niye sen anlamışsın az buçuk? Ben en son işte Kardo falan deyince falan oradan anladım yani. Ha. Ama çok çalışmamışsın. Ama bence sahneye yakışıyorsun. Garip tezatlık var. Çok taklitler kötüydü. Kötüydü. Özür diliyorum. Buyurun. Ya sen gerçekten pırıl pırıl bir arkadaşımızsın. Kardeşimsin. İyi niyetin yüzüne vurmuş. Fakat burayı geçmenin için de bir çıtanın üzerinde olman lazım. Kesinlikle. Bizi de anlayışla karşıla, tamam mı? Kesinlikle. Oylama geçelim Eser. Maalesef üzülerek hayır diyorum sana. Teşekkür ya. Ederim. Sen rap yapıyor musun? Rap? Ya dinliyorum, daha başlamadım. Onu da seneye belki yaparım burada. İyi fikir verdin ya. Hayır. Emre'cim ayağına sağlık. Ben de hayır diyorum. Hoşça kal. Tamamdır. İyi akşamlar.
Ah, şimşekler çaktı. Şimşekler çaktı. İşin garibi hem evin içinde çaktı hem benim içinde çaktı. 3.5 şiddetinde 10.8 100.1000. Çok mu attım, ne yaptım? Vay! Süpermen oldum. Vay be! Süpermen oldum. Bugün benim doğum günüm. En sevdiğim süper kahraman, Süpermen olmak için dilek dilemiştim. Kabul oldu, Süpermen oldum. İyi de nasıl oldu ki bu? Hiçbir şeyi anlamadım vallahi. Evet. Sen süpermıştık oldun. Anne hortlak! Senin doğum günü dileğini kabul ettim. Teşekkür ederim. 2 saatliğine süpermıştık oldun. Vay! 2 saatliğine süpermıştık mı oldum? İstediğin her şeyi yapabileceksin. İstediğim her şey mi? Doğum günün kutlu olsun. Allah senden razı olsun bacım. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Evet. Bye. Süpermen oldum. Hemen uzaya gitmeliyim. Bu küresel ısınmanın hesabını uzaylılara sormalıyım. Bekleyin uzaylılar. Ben geliyorum. Aa, burası da hani dünya gezegeni gibi. Karbon dioksit, metan gazı dolu. Bugün işte halkıma uygun bir gezegen bulamayacağım. Pırt. Oh be. Deminden beri dolaşıyorum, bir tane uzaylı denk gelmedi ya. Zaten var ya, bir tane uzaylı yakalasam bir kafa, bir yumruk, bir tekme atacağım. Ağzını burnunu kıracağım. Merhaba. Merhaba. Anne! Aa! Bir uzaylı gördüm sanki. Bir uzaylı gördüm sanki. Pırr. Ya finalde evet. Çok güzel bir mesaj verecektik. Ne? Finali görüyorum. Ferdi evet. Uyur, Serap uyur. Evet. Evli miyiz? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul. Ne iş yapıyoruz? Tiyatro. Tiyatro. Çocuklara mı? Çocuk tiyatrosu yapıyoruz. Belli. Küresel ısınmayı anlatıyoruz çocuklara. Belli. Onunla ilgili bir çalışmamız vardı. Birçok ilde dolaştık. Böyle bir çalışma yaptık. Sonuçta güzel bir olaya gönül vermişsiniz. Evet, sağ olun. Herkes her dakika insanları güldürecek diye bir kural yok. Evet, hani en yetenekli insanlar bile kötü bir metin olduğu zaman bazen başarısız olabilirler. Ben yani oyunsal olarak yeteneğiniz tabii ki var. Bu işe zaten gönül verdiğiniz için ama bugün olmadı diye düşünüyorum. Olsun. Olsun. Peki oylama geçelim mesela. Maalesef hayır diyorum teşekkür ben. Teşekkür ederiz. Hayır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ ben de hayır diyorum. Hoşçakalın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Muhammed neler yaptın göster bize. Şey... Ejderha, balıkçıl, fil, kanadını çırpan kuş. Çok başarılı. Tebrik ederim. Gerçekten enteresan. Bir de üstelik kendini öğrenip internetten yaptın ya da yapıyorsun. Her neyse. Bunun 1 saatliği, 3 saatliği var diyorsun. Kim bilir neler yap. Büyük büyük şeyler de yapıyor musun? Var. Şekiller. Kağıtlığın büyüklüğüne bağlı. Evet, şahane bir yetenek bence de. Hani kendi kendine öğrenmen. Sadece hani bunu gördük. İkinci turda ne görebiliriz merak ettim ben. Hani büyüklükten kastım mıydı senin de? Böyle hani bunlar süper. Evet ama sonrası için yani ne olabilir? Bir ipucu daha büyük bir kağıttan değişik bir şey ya da gül gibi. Gül gibi. Gül. Güzel. Bir dahaki sefere gelirsen eğer bunları aynı büyüklükte yaparsan zor. Yani enteresan bir şey yapman lazım. Tamam. Yaparım. Sen de her şeye peki diyorsun. Oylama geçelim mesela. Ben evet diyorum. Ben de çok başarılı buldum. Evet diyorum, 3 evetle uğurluyoruz.
Asım, merhaba. Merhaba, ne haber? İyidir, sen nasılsın? Çok güzel. Evet. Doğalarda izledim, beatbox yapıyorsun Asım. Evet. Güzel yapıyorsun, biliyor musun? Yani Allah şükürler olsun. Güzel beatbox. Dudaklarımız sağlam. Güzel beatbox yapıyor. Evet. Tavsiye ediyorum, izlemenizi tavsiye ediyorum. Fakat oldu da seyirci böyle el alkışlamak falan filan böyle tempoyu yakaladığı zaman o senin girdiğin beatbox'taki o tempodan çıkma. Kesinlikle çıkmayacağım. Biraz eğlendir. Evet. Yani genelde beatbox'ta devam ettireceğim bunu. Sana zahmet kardeşim. Yoluna çık olsun. Sağ ol. Melodi olduğu zaman filan bir melodi yakalıyoruz, şarkıya benzetiyoruz da böyle sesler çıkarmaya döndüğün zaman anladım. Popüler de bir şarkı olmadığı zaman bu biraz daraltıyor. Popüler şarkıları aslında yapabiliyorum. Biliyorum da sen neyi seçtin şu anda biliyor musun? Evet. Uzmanın anlayacağı bir yola girdin. Evet. Biz uzman olmadığımız için o zevki anladım. Alamadık yani. Ben alamadım. Ama bilmiyorum, soracağım şimdi. Aslına bak. Ya, sanki okay. Ona girdi gibi geldi bana. Seyirci tam istediği gibi alamayınca böyle varınıyor onu burgasız güçlü hepsini verdi yani. Bir... Ne varsa, nereden ne ses geliyorsa bir böyle yüz, değil mi? Öyle bir yere girdi. Ya öyle aslında da kesinlikle bir daha böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Olmayacak. Peki oynamaya geçelim Eser. Ben böyle varını yoğunu ortaya koyduğunu düşünüyorum ve o böyle bir gürültü kirliliği yaptı harbiden. Ama çok iyi bir kurguyla iyi şeyler yapabileceğine inandığım için evet diyorum ben. Çok çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle öyle olacak. Ben eğlenmedim. Affına sığınarak hayır diyorum. Teşekkürler, sıkıntı yok. Sıkıntı bende var. Anlıyorum. İyi bir çocuk ama ya. Yani bakışları olsun. Şey, çocukta bir şey yok değil mi? Jüriyi etkileme yok değil mi? Ben... Yok. Yüzünde bir şey var. Beni hani ben iyi bir insanım var çocukta. Teşekkürler. Gerçekten sinirlendim. Niye sinirlendim bilmiyorum sana ama işin yani güzel yaptığını düşünüyorum. İyi yaptığını düşünüyorum. Akış iyiydi. Yine akış iyiydi. Her şey iyiydi. Evet. Çok 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 teşekkür ediyorum. İki evetle uğurluyoruz. İyi günler. Mehmet Yıldız. Evet. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen sene ilk turda elendin değil mi? Evet. Nereden gelmiştin sen? Fransa, Paris. Peki ne iş yapıyordun? Hala dönerciyim abi. Paris'in neresiydi?
Hala göbeğinde. Satışlar iyi mi? İyi de abi. İşle aram iyi değil ya. İş yeriyle. Sen dönercide ne iş yapıyorsun? Kesiyor ya musun? Ben garsonum. Bazen döneri kesiyorum. Para alıyorum. Biraz joker gibisin. Ama patronla aram iyi değil bu sıralar. Patron Türk mü? Konyalı. Niye iyi değil ara? Patronun kayınbabasına soğuk lahmacun verdim. Ben verdiğimde sıcaktı. O günden beri aramız iyi değil. E ama bugünkü yayından sonra biraz daha açılır bence aranız. Şimdi patron... Seyredecek ya bunu patron. Olayı bir yere getirelim de toparlayalım bari. E ne yapalım? O da bir insan sonuçta. Kızmış olabilir filan. Yani ama bir tek o değil ki abi. Sorun bir sürü ya. Bu yaz evlenmek istedim. Ya nişan olsun filan istedim memleketten. Anne baba filan gittik. Hem tatil yaptık hem kız baktık. 10 tane... 10 tane kıza baktık abi. 10 tane kızın annesi babası aynı lafıcı. Ben Fransa'ya kız vermem. Neden? Gurbet. Ya bir kere Fransa'dan yallah dedin mi 4 saatte İstanbul'dasın. Neresi gurbet? Patronla ne alakası var abi bunun? Patronla alakası yok. Sadece ha. Bu ikinci sorun. Ha bu ikinci kendi sorun. Evlenecek kız arıyorsun yani. Sen nişan yapmaya karar verdin ama kız yok değil mi ortada? Ya var da herkes yok diyor. Fransa'ya vermem diyor. Ha ama senin net şey biri hayır, yok. Hayır. Ben çözüm yok ben görücü usulü evlenmek istiyorum. Ha görücü tamam. Usulü. Yani. Olay şu şimdi Fransa'ya kızı yollamak istemiyorum. Evet evet. Tamam. Çünkü bir daha göremeyiz diye. Gurbet diyor 4 saat İstanbul evet. Ankara'ya veriyor ama. Evet, doğru mi? Değil evet. Mi? Hülya Hanım. Acun abi. Şimdi bu önemli bir konu çünkü ben şimdi memleketimden evlenemeyecek miyim yani ya da Türkiye'den? Fransa, Kahramanmaraş'a, memleketime İstanbul'dan daha yakın. Neden? Çünkü 4 saat, sonra iç hatlara gir, Kahramanmaraş 1 saat, toplam 5 saat. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a otobüs, araba kaç saat biliyor musunuz? 10 saat. Ben de bilmiyorum ama herhalde... ...14 saat vardır. Ama bence... Vardır. Senin bu konuşman etkili olmuş olabilir. Mesela şu anda Kahramanmaraş'ta seyreden vatandaşlarımız... ...belki de etkilenmiştir bu olaydan. Olabilir. Mesela adam der, vay be... ...adam doğru söylüyor. Bir de ben tek bir sorun var. Yani eğer bana kız vermek istezlerse şimdi... havalimanında pasaport kontrolünde abi, beni yarım saat bekletiyorlar. İsim benzerliğinden. Bütün Mehmet Yıldızlar'ın kahrını ben çekiyorum abi. Yani geliyorum pasaportu veriyorum görevliye, şöyle yapıyor, açıyor. Bu ne demek biliyor musun abi? Kardeşim beni mi buldun? Adam bile bıkmış yani. İsim arıyor benzerliği çok. Arıyor Mehmet Yıldız, kimlik numarası şu. Arkamda kıyamet gibi sıra var. Bu konuda ne yapalım? Ya duysunlar, izliyorlarsa. Ha, kim duyacak bunu abi? Ama bu sefer iyi bir şey yaptım. Sabiha Gökçen'e vardım. Bu yarışma için geldim. Pasaportu verdim, adam açtı. Dedim dur. Muharrem iki çay söyle dedim. Adamlarla tanış oldum artık yani. Ne yapayım? Fransa'ya döndüğünde aynı dönercide çalışacak mısın? Sanmıyorum ben ama. Vallahi herhalde. Çalışacaksın. Ya şimdi bir de şu var, Fransa'da müşteriler tanıyor beni. Yani senin bir havan var galiba. Televizyona çıktın falan, falan. Geçen sene çıktım ya. Ha, Türkler tanıyor. Patron da şimdi der, ha bu çıktı. Bunu niye yollayayım? Canım, sizi seviyorum ha. Allah. Gerçekten. Aklın olsun bekar. Gurbet ederler. Valla. Yoksa gerçekten saygım var. Peki Mehmet biraz senin ambalajı güçlendirme adına Fransa'da Paris'te ev güzel yerde mi? Soruyu anlamadım ki. Kız isteyeceksin ya yarın öbür gün. Fransa'da evin var ya. Ben Fransa'dan istemiyorum ki. Biliyorum. Hayır Türkiye'de isteyeceksin ya. Fransa'da senin ev güzel yerde mi?
Fransa güzel yer. Fransa'da evin, senin evin güzel yerde mi? Hani birisini yarın öbür gün alırsan, evlenirsen güzel şartlarda mı yaşayacak? Ya tabii zaten ana baba evinde kalmayız. Ayrı bir ev tutarız. Ha, daha evi yok. Yani ama bayramda falan yollarım ben Türkiye'ye. Öyle bir sene ana baba görme yok değil. İstediği zaman gider. 4 saat ya, 5 saat. Peki, bu akşam ne yapacaksın? Rap. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Kalbine bir delik, sevemezsin beni. Dramatik gündelik, seçkin içerik. Çayını içerik, olmak istedim elit. Kapıları çelik, bölümleri kesik. Bir kızı çok sevdik, gözleri de çekik. Attı bana kemik, yırttım atleti. Koştum atletik, Recep İvedik. Bizde genetik, statik, pratik. Sende durum kritik, sende durum bitik. Battı Titanic, incik teknik. Şınav, mekik, ormanda kekeklik. Panik, tetik, elimdeki kekik. Uçtuk ve indik, yıldızları gördüm. Ayda kaldı terlik, kalıbına tüm. Kalıbına tüm, kalıbına tüm. Kalıbına, adam artık star. Arabası var, kafatası var. Ama tanıması zor. Kalıbına tüm, kalıbına tüm. Kalıbına tüm, kalıbına. Adam artık star, arabası var. Jeton, üzerine beton, kaparsın beton. Işıklı istasyon, oldu sana aksiyon. Ağzına da biberon, ağzına da biberon, ağzına da biberon. J'ai mon tujon à coup de poulap, je touche à tout. Une étoile s'échappe, je m'identifie. Mon sourire dépend de la marque de mon dentifrice. Ma croche te fait chialer des clowns. Quand t'es poil, t'es le poil le plus court de mes couilles. Profond calcul, comprends qu'il faut miser. J'espère casser tellement de museaux pour en faire un musée. Kalıbına tü, kalıbına tü, tü. Kalıbına tü, kalıbına tü, tü. Kalıbına tü, 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 tü. Mehmet sen mi yazdın? Ben yazdım. Çok güzel şarkıydı. Gerçekten? Gerçekten. Teşekkürler. Ben de beğendim. Gerçekten beğendim. Gerçekten hani başta böyle sempatik bir insansınız hani sahnedeki. Teşekkürler abi. Sahneye çok yakışıyorsunuz. Hikayeleri anlatınca rap deyince ben bir tık bir korktum. Acaba dedim yani tatsız olur mu? Cattırı cıt. Aynen böyle üç hayırla gelmişsiniz ya o yüzden falan. Ama gayet çok sempatikti. Sözler de çok tatlıydı. Kalıbına tü, kalıbına tü diye. Çok güzeldi. Çok tatlıydı. İnşallah buradan evlendiririz seni abi. Öyle bir. İnşallah abi ya. İnşallah. Bu performanstan sonra kesin olur bu iş. Ben sana söyleyeyim. Peki. Oylama geçelim. Eser. Sempatik bir evet diyorum ben abi. Bugün yıldızlarımı saçıyorum. Soyadım da yıldız ya. Yıldızlı evet. Doğru. Ben de evet diyorum, bir şey evet diyorum. Teşekkürler. Adam artık star, arabası var, kafatası var ama tanıması zor. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Get out and in for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Arkadaşlarım benim için de bir balon yapmışlar. Balondan bir hayvan yapmışlar. Diring! Minyatür pinçer!
yaşımız çocuk gibi izliyoruz ya. Bu öyle, bu çocuk bebek ya. Sen şimdi bunu niye aldın? Niye aldın? Allah aşkına şu balondan bir tane bana uzatsanıza. Şu uzunlardan, hazır şişmişlerden. Hayır hayır. Şekillenecek olandan, şekilli değil. Şimdi. Ay çok, ay çok korktum. Bir dakika. Dur ya, korkutmak istemiyorum. Şimdi bu arkadaşlara geçer oyu verebilmemiz için Acun'cum. Canı oyun istiyor biliyor musun? Yıllarca oynayamamış. 16 yaşında ünlü olmuş ya. Çocukluğu ıskalamış. Tamam mı? Çocuğu ıskalamış. Abi, olabilir. Bak şimdi yapacağız. Yapacağız. Eğer ben iyi bir şey yaparsam onları oy, yani geçer soy vereceğim. Ne yapabilirsin ki söyle? Görürüz bakalım ne yapacağız. Ben de bir şeyler deneyeceğim. Esra kusura bakma, senin de vaktini çaldım. Dur ya. Aa, anam bu niye açılıyor? Dur. Hadi denemen komik biliyor musun? Denemen. Niye denin? Onlar denemen da böyle komik. Burkuyorlar, buruyorlar. Anam bu niye açıldı? Ne yapıyorsunuz bunu sonra? Hayır, bir şey beklemiyoruz senden zaten şu anda. Merhabalar. Hoş geldiniz. Önce merhaba. Sizi tanıyalım. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Ben Okan. Sayıl. Evet. Sayıl Karakaş, Okan Akar. Evet. Nereden geliyorsunuz? İzmir'de balon katlama sanatıyla uğraşıyoruz. Aynı zamanda tiyatro da yapıyoruz. Ya, hakikaten bir eğitim istiyor herhalde bu değil mi? Normal şeyler değil bunlar ya. Evet. Süper değil mi şu ya? Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Vuramadım ben bunu. Teşekkürler. Katladığınız yeri tutmanız gerekiyor. Tuttum. Sanki öğrettin. Daha sonra. Sonra da beceri gerekiyor. Onu tutarak gerekiyor. Yapacağım. Evet. En baştaki baloncuğu tutarsanız. Sonra da kabiliyet gerekiyormuş. Birazcık eğitimli olacaktır. Sosis. Benzemedim Allah aşkına. Sucuk diyelim sözüm. Yok, bu sosis oldu vallahi. Hiç olmazsa bir onu yapabildiğimi kabul et. Geldiğinde de sosisli zaten. Peki. Biraz... Bizim yaptığımız figürler genelde özel çalışma üzerine oluyor. Bir kreasyon tasarımı yapabiliyoruz. Ben de çok beğendim ortaya çıkan şeyleri. Sadece sunum esnasında bir şeyler daha lazım sanki abi ya. Yani böyle bir mesela burada olduğu gibi bu abiyi yaparken onun müziği çaldı ve başka bir moda girdi ya salonda. Yani bir kimi yapıyorsanız bir müzikte bir değişiklik, bir dansta bir değişiklik, böyle bir... Bir tık ben yaparken sıkıldım abi. Hani uzattılar. Biraz da arttırırsınız. Evet, biraz da ya ortaya çıkan şey nefis olduğu için asla yeteneğe bir şey demiyorum. Ama şov kısmında biraz daha çalışırsanız süper olur. Al işte, al. Kalp yaptım. Kimin kalbi o ya? Hangi kalp? Baksana bu kalbe benzemedi. Bu neye benzedi ya? Bakayım. Kalp, bu da ok içinden çıkıyor. Geç. Evet, oynamaya geçelim. Esen. Buyur. Evet diyorum ben. Teşekkürler. Evet. Evet. Güzel. Evet. Ben de evet diyorum, hiç evet de oynuyorum. Teşekkürler. Görkem Ateş, Tugay Özkan. Evet. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyoruz değil mi önceden? Evet, geçen sene. Evet, yarı finale kadar gelmiştin. Evet. Dans ederek. Dans. Kim aynen vardı yanında senin? Aa, Murat vardı. Aa, doğru. Aa, kavga ettiğiniz arkadaşın hani. Evet. Sürekli aa, anlaşamadığınız. Küs bravo olup uzun süre sonra barıştığınız. Evet. Galiba aynen yine küsmüşler yes yalnızca. Vay be, bir olayı dinle. Niye? Küstüler, barışıyordular, küstüler, barışıyorlar. Bir... Nerede çocuk şu anda? Yine mi küstünüz? Yok, küsmedik ya. Vedalaştık. Yani. Öyle sen bir şey açıklar mısın olayı bize? Biz çünkü onun adına merak evet etmek zorundayız şu anda. Evet. Niye bu resimdeki aslan gibi delikanlı şu anda yok? Ya aslında şimdi... Evet. Küsme, arkadaşlık arasında hiçbir sorun yok ama dans konusunda kafalarımız uyuşmadığı için hani devam ettiremedik dansı beraber. Zaten mesele oydu. O yüzden evet yani... Mesela buraya gelirken sana iyi şanslar diledi mi? Vallahi haberi yok. Söylemedik ki. Sen yine... Ona söylemediniz. Bir de televizyonda görecek seni. Ben buradan sürpriz yaparım. Direkt burada. Sürprize bak sen. Ay çok nazik. Ne güzel sürprizler yapıyorsun böyle. Arkadaşım sürpriz mi yaptım oldu bu şimdi?
Yani. Bunun adı acı bir sürpriz derler buna. Siz koreografi konusunda anlaşamıyordunuz değil mi? Koreografi konusunda işte. Yanındaki arkadaşı nereden buldun? Ya ben evde oturuyordum bir gün. Her zamanki gibi. Sonra arkadaş yazdı bana. Sen de dansçı mısın? Ben evet dansçıyım. O yapıyordu, benle beraber çalışıyordu da yani ilerletmiyordu. Sadece hobi olarak yapıyordu. Peki. Şimdi Murat'sız bir şekilde sahnedesiniz. Evet. Evet. Size başarılar dilerim. Ona da buradan çok selamlar. İnşallah artık. Tabii biz iletiriz. Biz iletiriz, merak etme. Tamam. Bari Murat'ın kıyafetlerini alaydın ya. Değil mi ama? And just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin'. Put that thang thang, girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, you might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. You getting money, homie, show me if it's like that. You wanna grind and you know it's really like that. Dudes who snitch, nah, I don't really like that. I don't condone the chrome and the wall. Put one hand in the air, it's like that. Muazzam dansçısın, bir kere onu bil. Teşekkür ederim. Çok yakışıyor, sevdiğin belli ve gerçekten iyi bir dansçısın. Ben senin eğer istersen finale kadar gidebileceğini bile düşünüyorum. Ama istersen... Çok teşekkür ederim. Yok onunla kavga ettim, yok işte arkadaşımla anlaşamadık, işte çalışamadıkları bir tarafa bırakırsan eğer. Evet, haklısın. Diğer arkadaşın tabii çok yeni. Yeni başladı. Aynen, karıştırdık zaten. O belli oluyor. Gerçekten abi sen acayip bir dansçısın. Senin de saçların dansa çok yatkın aslında yani. Ondan onu seçtim. yeni olduğu çok belli oluyor ama enteresan bir şekilde senin ne kadar iyi dans ettiğini bize göstermiş olarak. Durup dururken kıyaslamış oldum. Vallahi Eser abi baktım birkaç ara gitti kaçıyor. Dedim vallahi girmem lazım. Yok yok ama şey o... Senin çakallığın var orada yine. Evet evet. Yeni dansçıyan birini alayım ki benim ne kadar ileride olduğum belli olsun. Coşkusu da var yani. Peki oynamaya geçelim. Yarısına evet, yarısına hayır. Nasıl oluyor? Nasıl yapacağız? Vallahi Tugay. Efendim. Tugay'ın hatına bir de kredisi de var benim gözümde. Kesinlikle yıldızlı evet diyorum. Sağ olun. Çok iyi dans etti şimdi, tek başına. Ama yani ikinci tura mesela böyle girirsen bence çok zor geçmek. Yani oraya inşallah... Kesinlikle ikinci tur çok farklı bir şey düşündük. İnşallah. Hatta onu çıkarttık yavaş yavaş. Final bile hazır. Ama bence dans bir ekip işidir evet. Deyip ikinci turu da gösterip... Bugünden çalışmaya şu başlayacağım. Şu an bilemedim. Bak. Hı-hı. Bir an böyle şey oldum yani, böyle salık gelince acaba... Ama çok iyi dans ediyorsun. Evet ya, tamam evet. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Ben de evet diyorum. Üç evet diyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Bey'in, padişahın fermanıdır. Ağlar bir bakın bakalım. Hadi ağlar. İstanbul kadısına hüküm ki, İstanbul arada sırada yangınsız olmuyor. Yangın çıkar çıkmaz önlemek için ne gerekirse her şeyden mühimdir. Evlerinde merdivenleri ve su dolu fıçıları bulunmayanlar tutulup su başına teslim edilecektir ve cezaya çarptırılacaktır. Padişahın fermanıdır. Hey! Bekçü! Yangın var! Sultanahmet Meydanı'nda Rüstem Paşa'nın konağında! Eyvahlar olsun! Tulumba! Sultanahmet! Sultanahmet Meydanı! Rüstem Paşa konağı! Haydi! Ya Allah! Ey omuzdaşlar! Feryad Osman! Yanıyor bir kulun sultan içinde! Tulumba! Haydi cengaverler! Hey! Hey! Derede yüzer, karada ezer, dostu düşmanı gözünden sezer. Böyle gelir, böyle gider. Tulumbacılar! Hey! Hey! Tulumba! Tulumba! Haydi! Ya Allah! Tulumba! Yılmaz Osman Celal, Mehmet Ali, Hasan Ramazan, Ahmet Rıza, Kadir, Fatih, Murat, Yasin. Tulumbacılar gösteri grubu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Konya'dan geliyoruz. Kısaca özetleyelim gösteriyi. İlk itfaiye teşkilatının ekipli tulumbacılar ekibidir. Bizler burada 300 yıl öncesini sizi götürmek istedik. Bir tiyatro skecimiz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bizler profesyonel itfaiyeciyiz Acun Bey. Çok oylamamız gereken bir gösteri değil bu bizim. Güzel mesajlarınız da vardı bence. Sizi misafir ettiğiniz için çok mutluyuz. Bir şey söylemek isteyen var mı? Yok yok aynen yani tarihte. Hey! Tamam çok heyetlediniz. Niye öyle? Teknoloji yok o zamanlar. Mecburen bağırmak lazım. Ama hey diyene kadar yandı değil mi orası yani? Aynen öyle. Bir şey ufacık bir şey bile söylenmeden önce hey diye mi bağırıyorlar anlamadım. Hayır ya bir şey duyuracağız ama işte. Ferman öyle mi ondan sonra Acun Bey yalnız bizim çok değişik skeçlerimiz var. Yani güzel. Yani değişik şeyler hazırlanacağız yani çok kaliteli bir oyun olacak. Buraya oyuncu olarak gelip bir oyun sergilerseniz bir gün onu değerlendiririz. Ama şu anda seyrettiğimiz bence güzel bir mesajdı. Tarihten evet. Bir kesit. Evet. Misafirimiz oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul'dan. Bugün bizlere ne yapacaksınız? Robot. Robot dansı. Fakat garip böyle bir hani X-Men mi diyelim o filmdeki gibi kollar mollar. Ha öyle mi? Siz öyle diyorsanız buraya... öyle diyeyim. Fark yaratmaya geldik. Anladım. Normalde dubstep yapıyoruz. Hı hı. Evet. Bu kadar. Sirtaki var mı? Sirtaki. Ha. 12. Yakaladım değerli izleyiciler. Bu arkadaşların ilginç dansları var. Gerçekten de başarılılar. İzlerken ben keyif aldım. Tahmin ediyorum siz de keyif alacaksınız. Söylemek istediğiniz bir şey? Yok sağ olun. Yok. O sizi zaman çok seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz arkadaşlar. Tamam. Beynimi yaktınız ama hadi size. Tamam. Hadi buyurun. Hadi. Thank you.
Madden. Çok teşekkür ederim. Yani senkron, birbirinize olan uyumunuz başarılıydı. Teşekkürler. Teşekkürler. Bunu demenizi bekliyorduk zaten. Yani biraz şey olmasın. Biraz... Heyecan var biraz. Allah peki kıyım. Oylama geçelim. Eser? Evet diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Çok teşekkürler. Ben de evet diyorum. Bu sefer de olur. Teşekkürler. Çok teşekkürler gerçekten. Buradan... Bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Mehmet Banker Çeker, Eşref Gök. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Biz yarışmaya Konya'dan katıldık. Peki yaşlar? Ben 16. 19 benimki de. Öğrencisiniz? Aynen. Öğrenciyiz, aynen. Peki ne yapacaksınız bu akşam? Bu akşam bu turluk sadece bir komedi gösterimiz gibi bir şey var. Evet. İleriki tura çıkarsak tabii işte o zaman dans, akrobasi falan olacak. Öyle yani. Peki. Başarılar diliyoruz. Tamamdır. Stop.
çok kararsız kaldım ya. Böyle çok tatlı gözüküyorsunuz sahnede. Ama böyle birkaç tane alkış almanız lazımdı. Seyircinin ilgisini çekecek birkaç bir şeye daha ihtiyaç vardı galiba. Siz de çok tatlısınız abi. Evet, sağ olun. Eyvallah. Ama ikinizi izlemek zevkli yani. Sıkılmadım ama beklentimi de karşılayacak böyle bir üst bir performans da olmadı. Böyle düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. İkinizde de kabiliyet kesin, yetenek var. Teşekkürler. Ve yapabilecek potansiyeldesiniz. Onu görüyorum. Ben beğendim. Teşekkürler. Çocuklar ben sıkıldım. Yani çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Oylamaya geçelim. Hayır diyorum. Teşekkürler. Evet. Sağ olun, teşekkürler. Ya gerçekten de gösteri böyle vay uçtuk, eğlendik, coştuk durumu yok. Bir sonraki sefer belki. Seyircinin bir hissiyatı. Evet diyen bir seyirci söylüyor. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü ne için teşekkür ediyorsunuz? Hayır diyen seyirciyi de soracağım ben şu an ama. Hayır diyen kim? Aynen. Aynı gibi ama ben siz sahnede çok sempatik bulduğum için evet diyorum inşallah. Çok teşekkürler. İki evet ne olur. Kanar içten içten, düşündükçe gözlerim ağlar yeniden. Seni arar dururum, deli divane oldum. Kendimi unuttum, unuttum, unuttum. Ömrümü verdim, nefesimsin dedim. Beni terk edip gittin, beni terk edip gittin. O sıcacık ellerin sarmaz boynumu. Ömrümü verdim, nefesimsin dedim. Beni terk edip gittin, beni terk edip gittin. Ömrümü verdim, nefesimsin dedim. Beni terk edip gittin, beni terk edip gittin. Peki, yani çok başarılı bir performans olmadı. Okey, teşekkürler. Ama ayağınıza sağlık, buraya kadar zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. İyi yolculuklar. Sexy reggaeton.
Beatbox meselesinden çok anlamama rağmen seyirciden iki ara alkış alan bir beatbox görmemiştim. Benim duyduğum en uzun nefesini kullanan beatboxçılardan bir birisi. Buyur abi. Ufak bir şey yapabilir miyim? Yap abi, ne sanaydı galiba. İnanır mısın, beatbox'ı seninle sevmeye başladım kardeşim yani. Çok etkiledi. Özellikle sondaki zort yapışım bana. Çok güzeldi. Çok enteresan. Benim bugüne kadar izlediklerimden farklı bir şey vardı. Sağ olun. Ne olduğunu bilmiyorum. Peki, oylama geçelim Eser. Evet diyorum. Çok ben. Sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Ben de yapıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar İstanbul. Biz hazırız. Çak. Hadi. Sen de. Sahne senin. Hadi aslanım. Hadi koçum. Hadi. Hadi. Hadi aslanım. Adamım geliyor. Çok güzel. Sen misin? Şahin Kendirici. Evet. Nasılsın Şahin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kaç yaşındasın sen? 4 ay sonra 12'ye gireceğim. 4 ay sonra 12'ye gireceksin. Yani 11.5'u geçtin. Peki, ne iş yapıyorsun? Müzikle uğraşıyoruz. Ben biraz şakasına sormuştum ne iş yapıyorsun diye. Okula da gidiyor musun? Evet, okuyorum. Ama müzik daha ön planda galiba. Şarkı söylüyor musun okulda? Evet, 23 Nisan'lara katılıyorum. Nereden geliyorsun? Adana'dan. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun yani. Evet. İyi misin bu konuda? Evet. Sınıfta falan şarkı söyletiyorlar sana. Evet. Müzik derslerinde söylüyorum. Ne tür? Arabesk. Ben müzik dersini anlayamadım şu anda yalnız. Okuldaki müzik dersinde sen arabesk mi söylüyorsun? Bizde böyle bir okul yok. Arkadaşlarla beraber hoca tahtaya yazıyor, biz de okuyoruz oradan. Arabesk şarkı yazıyor hoca. Arkadaşlarım söylüyor. Sonra sıra bana geliyor, ben arabesk söylüyorum. Onlar yanında. Ha. Tamam, normalde ama derste arabesk okumuyorsunuz hep beraber herhalde. Bütün sınıf okumuyorsunuz herhalde, değil mi? Yok, okumuyoruz. Bu senin türün yani. Evet. Peki, başarılar diliyoruz. Şarkı söyleyeceksin herhalde. Ne söyleyeceksin? Hülya ablamızın bugün de doğum günüymüş. Nice yıllara diliyoruz. Tamamlar olsun Hülya abla. Bu parçamız ona gelsin diyoruz. Eyvallah abi. Allah. İzin verseniz çekedimin düğmesi. Çekedi de var. Tabii.
Çok seviyorum. Aa. Sen nereden çıktın ya? Zaten duruşundan belliydi bir şey çıkacağı senden. Aa, şuna bak. Tipe bak. Hop dedik. Neler yaptın sen? İnsan beğenmediğine bir şeyler atar ya. Sen şimdi niye ben çünkü... tutamadım kendimi, çok beğendim. Çok. O güller nereden çıktı? Alp attı. Hangi ara geldi? Aa. Vallahi görmedim Alp'in gelip oraya çiçek attığını. O zaman bak Türkçedeki perde inmesi bu işte. Perde indi resmen de. Perde geldi, indi. Çarşafla indi, ne oldu? Alp. Bak bak bak. Ben kendimi sahneye kendimi atacaktım neredeyse. O neler yaptı? Bir yapsana. Evet. O şey çıktığı yerlerde neesin diye bir ne o diye çıktığı yerler. Böyle bir şey yani çok dikti mi oralar? Abi de böyle orada, hareketler evet. Falan yani. Ya şu bir tane dansım vardı. Onu nereden öğrendin? Hayır. Şey hayır. O? İlk başlarken şöyle bir şeyler bak evet, bak. Yapsana bir onu. O hep fix onu hep yapıyorsun değil mi? Onu nereden öğrendin onu? Kendim müziğe göre şey yaptım, hareketlerim. Aa, çok güzel. Başarılı. Başka şarkı biliyor musun? Çok seyirci istiyor. Ufak bir şey daha söyler misin? İstiyor musun? Ben istiyorum. Onlar için canımıza yer veririz bizi. Zoruna mı gitti kardeş? Zoruna mı gitti kardeş? Aa şeyin değil mi bu? Dilber Ay'ın söylediği. Evet Dilber ablamız da söyledi. Enver İlmaz abimiz, Azer Bülbül abimiz rahmetli. Hatırlıyor musun? Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musun? Cüneyt Özdemir'le Dilber Ay konuşmasını bu şarkıyla ilgili. Yok. Cüneyt Özdemir Dilber Ay'a canlı bağlanıyor. İşte bilmem neyi anlatır mısınız diyor. Şarkının işte bir şeysini. Dilber Ay da böyle zaten hafiften şey ya böyle hani kabadayı tipli böyle. Zorunda mıyım diyor şarkının. Yok diyor yani hiç zorunda falan değilsiniz diyor. Yani kesinlikle yani anlatmasanız olur deyince Dilber Ay gülmeye başlıyor. Yok diyor şarkının adı zorunda mıyım diyor. Bu şarkı o şarkı mı? Dilber Ay söylediği parçayı biliyorsunuz. Dilber ablamızın. Ne? Şarkıda zorunda mıyım diye bir yer var mı? İsmi var zorunda mıyım? De. Yok. Başka sen demedin mi demin şarkının ismini? Ne dedin demin? Zoruna mı gitti kardeş?
Zoruna mı gitti kardeş? Sen bu şarkıyı... Biz yanlış anlamışız. Ben nereden ne? Biraz öyle olmuş. Sen bu şarkıyı bilmiyor musun yoksa? Bilmiyorum canım. Zor senin mu? De yani deşersek ta dibinden arabesk çıkacak. Hayret bir şey. Öyle hava atıyorsun rap map bilmem ne diye ama... Benim abim arabesk hastasıydı. Evde fonda devamlı ben Orhan Gencebay'ı dinlerdim. Ben o yüzden bütün şarkıları biliyorum Orhan abimizin. Evet abim küçükken çünkü arabesk dinliyordu. O yüzden hakim konuya. Peki. Peki biraz söyler misin? Söylerim o zaman. Hadi. Bu parçamızda üç dilimize gelsin. O üç dilimizin ellerinden öperim ben. Televizyonun başında beni izleyen canım kardeşlerim ve anneme buradan selamlarımı yolluyorum. Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben hülya dalımı oğlumu kesmedim. Umutlarım kaldı kardeş yanına. Güneş doğar bir gün kara batı. Ülkemizin artık küçük şahini var diyebiliriz. Yeni küçük şahin. Kesinlikle. Direkt böyle doğmuş gibisin ya. Doğarken bile hani... Çok hani sanki ağlamamışsın da direkt siz sevenlerime hoş geldiniz diyorum. Ben dünyaya geldim ve hayırlı uğurlu olsun hepimize. Tadı var. Gerçekten büyümüş de küçülmüş gibisin. Tebrik ediyorum, harikasın. Kimle geldin sen buraya? Babamla. Baban mı? Evet. Merhaba. Çocuğa ne iş yapıyorsun diyoruz. Okula gidiyorum, öğrencim demiyor. Hocam o Acun abi o heyecandan evet. Ben bile heyecanlanıyorum şu an sizinle konuşurken. O heyecandan ortaokula gidiyor 6. sınıfa. Sabahçıdır kendisi de devamlı gidiyor yani. Dersinde de başarılı. Dersinde de başarılı yani. Tek çocuk mu? 5 tane daha var kardeşi. Maşallah. Kardeşi. Kendisi ikiz. Bir de. 3 oğlan 2 kız. Maşallah. Allah olmayana versin. Kurban olayım. Amin. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Oynamaya geçelim bence. Eser. Evet diyorum ben Şahin'e. Çok teşekkür ederim. Allah'a izleyelim ben. Berhudar ol kardeşim. Ben gerçekten eğer ki bundan sonraki performanslarında biraz değişiklik yaparsan, bir şeyler yaparsan finale bile gidebileceğini düşünüyorum ben senin. Evet. Çok teşekkür ederim. Baban ne iş yapıyor senin? Hambal. Nerede çalışıyorsunuz? Adana sanayide hambalık yapıyorum. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Pırıl pırıl bir evlat var. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Peki. Ben de evet diyorum. 3 evetle uğurluyoruz. Çok teşekkür. Ay. Nereye gitti o erkek? Yani o büyük adam nereye gitti? Çocuk işte. Merhaba, iyi akşamlar Türkiye. Ali Alakoç. Evet. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Elin boş gelmedin galiba. Evet, dolu geldim biraz.
Nereden geliyorsun? Ankara'dan katılıyorum. Ne iş yapıyorsun? Kaligrafi ve tesip sanatçısıyım. Peki. Size de bu konuyla ilgili bir gösteri yapacağım. Sevindim. Öncelikle size bu ben dizeyim oraya. Bunu gösterim bitene kadar açmamanızı rica edeceğim. Bittikten sonra açarsanız sevinirim. Ne çıkacak abi bunlara? Niye korkutuyorsun bizi? Sürpriz. Ya? Tamam. Beğenmenizi umut ediyorum. Ben şimdi meraklandım ama ya. Evet. Kaç dakika sürüyor? Tamamen doğaçlama yaptığım şeyler. Tamam. Süslemesi ve tasarımı. Hemen başlayalım o zaman. Hediyeyi açınca zaten pişman olacaksınız bastınız. Abi vallahi elim çarptı. Yanlış anlama ya. Ben harika gidiyorsun şu an. Eli çarpmış eli. Geri aldık. Bak sen ne karıştırıyorsun abi onu? Ya bak. Merak ediyorum içindekileri. Desenler de doğaçlamaydı. Bugünkü yazımız da doğaçlama. Aslında başka bir şey yazacaktım ama Rüya Hanım iyi ki doğdunuz. Bu da sizin doğum gününüze denk gelmiş oldu. İyi günler de kullanın. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Bunları açabilir miyiz bizimkileri? Evet, rica şimdi, ediyorum. Şimdi açmamızın esprisi ne? Ne çıkacağını biraz düşünün istedim. Ben baktım vallahi. Ama bakarken yakalandım çarpıya basarak. Bunları onlar da sonradan yapıyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika sürmüştür onların bitmesi de. Her şeyle teşekkür ediyoruz. Erişkili. Burada evet, yemek geliyor mu abi? Bu işlemeler var ya onlar zarar görür mü? Görmez, hayır. Ama yağlı sen benim çelikli. Sen boyalar. Benim ne kadar yemek yedim biliyor musun bak? Emin misin? Onu yine de yemeyin. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet eser çok güzel abi. Tebrik ederiz. Peki sizin bu sanatı yapanlardan farkınız ne sizce? Çin'i şeklinde yapanlar var ama onlar
genelde birbirlerine benziyor ya da iki gün sürüyormuş onların işçiliği. Benim bunun en büyük hızlı özelliği hızlı yapmamız. Vallahi ben çok etkilendim. Hediye de olması belki etkilemiştir, bilmiyorum. Çok teşekkür ederim yazı için, her şey için. Rica ama ederim. Gerçekten bu yarışmada biraz yetersiz gibi geldi. Bana biraz aşağıda kaldı. Çok özür dilerim maalesef. Estağfurullah. Ben de aynı görüşteyim. Yani bu sanatı yapan çok insan vardır diye düşünüyorum. Yapabilecek çok insandı. Yani biz şaşırmadık açıkçası. Hani güzel şeyler yaptınız. Evet. Bunların kötü olduğunu söylemek mümkün değil. Sürede belki çok yoktu. Ama bu, bizi şaşırtmadınız. Salonu da çok şaşırtmadınız. Kusura bakma, ben hayır diyorum. Teşekkür ederim. Ya ben biraz yani hızlı yapılması işlemin ve sizin buna emek harcamanız, öncesi o boş tabaklarla emek de harcadığınız için ben olumlu taraftayım. Ve merak ediyorum da eğer teknolojiyle buluşturma dediğiniz için ben evet diyorum. Bu benim için yetersiz, hayır diyorum. Pardon. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Hoşça kal. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.